ve Jericho'nun 1819 tarihli devasa resmi Medusa'nın salını inceliyoruz. Aslında bu tabloda sadece 3 yıl öncesinden bir olay anlatılıyor. Kısacası hikaye şu. Afrika kıyılarında bir ticaret gemisi fırtınaya yakalanır. Geminin kaptanı geminin battığını fark eder. Kaptan Marangoza gemiden biraz odun almasını ve bunlardan sal yapmasını ister. Çünkü yeterli sayıda can kurtaran botu yoktur. Çoğunlukla mürettebat ve kaptan gerçek can kurtaran botlarına biner ve yolcuları da sonradan yapılan botlara koyar. Arkalarından botu çeke çeke gideceklerdir. Fakat kaptan botu çekmenin hiçbir yolu olmadığını anlar ve ipin kesilmesini emreder. Botta 150 insan vardır ve 10 gün sonra sadece 15 hayatta kalır. Jericho hayatta kalanların onları kurtaracak gemiyi ufukta gördükleri anı bize gösteriyor. Gemiyi henüz görebilmişler ve elleriyle gemiye işaret yapıyorlar. Medusa'nın salı bir tarih resmi büyüklüğünde fakat tarihi anlatan bir resim değil. Mitoloji, tarih, din bunların hiçbiriyle ilgisi yok. Bu resim modern bir konuyu ele alıyor. Ressam yıllar boyunca atölyesinde gemi enkazını olabildiğince iyi betimlemek için çalıştı. Hatta bunu öyle kafasına koydu ki zamanında salı yapan marangoza atölyesinde tekrar aynı salı yapmasını istedi. Ressam aynı zamanda morga gitti. Boğularak ölmüş cesetleri inceledi. Yani kısaca her şeyi detaylı öğrenmek ve resminde yansıtmak istedi. Fakat bu resim hiç de fotoğraf gibi detaylı değil. Ressam tarih resminin geleneklerini kullanarak tıpkı bir güç gösterisi yaparcasına inanılmaz güçlü duygusal resmi vermeye çalışmış. Harcadığı çabaların resme düzgünce yansıması için birçok yola başvurmuş. Salı tekrar yaptırtmak, gazete haberlerini okumak, kaptanın yargılandığı mahkemeye gitmek, morga gidip kafası kesilmiş cesetleri, kesik kol bacakları görerek ölüm ve fanilik hissine kendini sokmak gibi. Bu resim, din ve tarih resimleri geleneğinin izlerini yine de yaşıyor. Caravaggio'dan örnek aldığını kesinlikle söyleyebiliriz. Karanlık ve aydınlık arasındaki keskin kontrastı görüyoruz. Betimlenen insanlar gerçekte olan olaydan daha kahraman ve sağlıklı görünüyor. Yani burada genelde romantizmde gördüğümüz karışımlar var. Bu resmi romantizmin ilk örneklerinden gerçekle gerçek olmayanın ilginç karışımını anlatan bir resim olarak değerlendirebiliriz. Bu resim öncelikle insanoğlu ile tabiat arasındaki ve insanın insanla olan ilişkisinin resmi. Resimdeki duyguya bir bakın. Bir hisse ilgili bu resim. Fakat bu hissi anlatırken fiziksel bedenden faydalanılmış, dolayısıyla ressamın Michelangelo'yu incelediğini açıkça söyleyebiliriz. Resmin sol alt kısmından bakmaya başlarsak, boğulmuş oğlunun cesedi yanında yas tutan yaşlı adamı görürüz. Çok kötü bir umutsuzluk. Sağ üste doğru çıkınca umudun en üst zirvesini görüyoruz. İnsanlar ne kadar imkansız olsa da uzaktaki gemiyi durdurmaya çalışıyor. Sol alttan sağ üste çıktıkça insanlardaki iyimserliğin gitgide arttığını görüyoruz. İnsanların vücuduna bakın. O kadar karanlık ki sanki şu bacaklar insanların değil de çok ayaklı bir yaratığın gibi. Uzaktaki çapraz kısımda bu daha da belli oluyor. Bu kısım sanki soldaki gerçek dalganın önüne geçen bir dalga gibi. Vücutların hepsini tek bir harekette birleştirmek de Jerico'nun barok sanatından esinlenmiş olduğu başka bir şey. Jerico'nun bu resim için çizdiği onlarca taslağa ve yağlı boyaya bakarsak, ressamın salı insanların görüş alanına çekmeye çalıştığını görürüz. Yani olay resmin ortasında veya ön planında değil, izleyicinin alanında oluyor. Görüş alanına doğru getirilmiş. İzleyiciyi doğrudan duygusal biçimde resme çekmeye çalışıyor. Sal sanki resmin çerçevesine dokunuyor, değil mi? Sanki görüş alanımıza doğru geliyor. Şu vücutlar da öyle. Kafasını göremediğimiz, yani muhtemelen suyun altında olan beden, sanki resmin çerçevesinin altına saklanmış. Bu resimle ilgili çok önemli şeylerden bir başkası da şu: Jericho modern bir konu seçip tablo ölçüsünü almış ve tarih resmi gibi bir resim çizmiş değil. Jericho siyasi olarak hassas bir konuyu betimlemiş. Buradaki mesele şu. Bu insanları salda tek başlarına terk eden kaptan nitelikli olmamasına rağmen kral tarafından göreve getirilmişti. Yani bu resim aslında monarşinin suçlanması. Burada Fransız tarihindeki restorasyon döneminde olduğumuzu bilmekte önemli. Monarşi yeniden gelmişti. Fransız devrimi işe yaramamıştı. Napolyon imparator olmuştu. Napolyon yenilmiş ve Fransa tahtının başına tekrar bir kral gelmişti. Fransa tahtının başında yine kötü bir hükümdar vardı. Bu resmi sergilemek yaraya tuz basmaktı. İlginç olan şey şu, insanlık burada özüne indirgeniyor. Mahkemenin tüm törensel şatafatından arınmış bir ortam. Bu resim İnsanoğlu ve onun özü hakkında. Neoklasizme dönecek olursak, David bize kendilerini bir dava uğruna, özgürlük, eşitlik uğruna adamaya hazır kahramanları sunuyor. Burada ise yozlaşmış düzen yüzünden ölümle burun buruna gelmiş, çoğu arkadaşını kaybetmiş kişiler var. Kahramanlık, dava, vatanseverlik yok. Neoklasizm çok geride kaldı ve romantizme doğru yol alıyoruz. Romantizm ve bu resim duygunun zirvesi.